Merhaba, bize tıp fakültesinde hastalıklardan korumanın tedaviden çok daha etkili olduğu anlatılır. Hastalık olduktan sonra tedavisi maddi manevi olarak maliyetlidir. Maalesef bu gerçek günlük pratiğe pek yansımaz. Fakat son yıllarda önleyici tıp alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. 2021 yılında Avrupa ve Amerika'da Önleyici Kardiyoloji adı altında iki dergi çıktı. Ve biliyor musunuz Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nin son sayısında kırmızı biberle ilgili bir yazısı var. Kırmızı biber, evet yanlış duymadınız. Kırmızı biber tüketiminin kalp damar ve kanser de dahil ölüm risklerini azalttığına dair bir çalışma. Şimdi önce buradan başlayacağız. Sonra bir zamanların İsviçreli bilim adamlarına dayandırılan sansasyonel bilimsel gazete haberlerine atıfta bulunacağız ve ardından tekrar kırmızı bibere döneceğiz. Peki kırmızı biber ölüm risklerini ne kadar azaltıyor? Kırmızı biberi kullananlarla kullanmayanlara ya da az kullananlara göre kabaca kalp hastalıklarını %13 ve kansere bağlı ölümleri ise %20 oranında azalttığı saptanmış. Şimdi hemen kafanızda ne kadar kullanalım sorusunu yanıtlamadan önce önemli bir konunun üzerinden geçelim. İsviçreli bilim adamları. Her araştırma bir şey söyler ama ne kadar bilimsel açıdan güçlü tartışmalıdır. İşte bu son kırmızı biber yazısına da bu açıdan bakmak gerekiyor. Toplam 7122 adet kırmızı biber makalesi bulmuşlar ve sonra bunları bilimsel bir süzgeçten geçirmişler. Yani gerçekten bilimsel olup olmadığını, doğruluğunu araştırmışlar. Ve bu rakam 7122'den 4729'a, ardından 28'e düşmüş ve sonunda 4 tane gerçek anlamda doğru araştırma bulmuşlar. Ve bu araştırmalarda Çin, Amerika, İtalya ve İran'dan yayınlanmış. İşte sayıdaki dramatik düşüş araştırmanın doğru olup olmadığı konusundaki şüpheleri ortaya koyuyor. Şimdi tekrar kırmızı bibere geri dönelim. Kırmızı biberin ortalama bir çorba kaşığı kadar tüketilmesi öneriliyor. Önemli bir nokta ise içindeki kapsasin maddesi. Her biberde farklı. O yüzden örneğin bizde tüketilen isot için bildiğimiz bir kapsasin oranı maalesef yok. Kabaca ne kadar acı o kadar iyi. Taze olanı daha çok öneriliyor. Acıyı çok abartırsanız da mide kanseri riskinizi arttırabilirsiniz. O yüzden sizi uyarmak isterim. Bunun yanında toz biber, özellikle Urfa'da kullanılan toz izotopa bağlı olan alerjik reaksiyonlar, şoklar ve hatta kalp krizi bulguları ülkemizden rapor edilmiş. Daha önce yayınladığım bir kırmızı biber videosu vardı. Yukarıdaki bağlantıdan ona ulaşabilirsiniz. Efendim değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Size sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.